Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizlere şöyle yağmurlu bir günden selam vereyim. Dışarıda bir şöyle açılış yapayım dedim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Evet arkadaşlar, bugün şöyle bakın. Dışarıda göründüğü gibi sanki böyle gök yarıldı, yere indi. Sabahtan beri hiç yağmur dinmedi. Hatta şöyle göstereyim sizlere. O kadar güçlü yağmur yağdı ki artık toprak suya doymuş. Sular toprağın üzerinde yüzüyor. Evet, şöyle sizlere bir selam verdim. Şu an öğle saati, neredeyse cuma ezanı okunmak üzere. Dedim bir selam vereyim, ondan sonra videomuza geçeriz birazdan. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle tereyağını göstereyim. 2 euro 29'a indirime gelmiş. Almak isterseniz şöyle Milçinte var, içerisinde 10 tane. Bu da reklama gelmiş. Fiyatı 1 euro 99'a. Evet, şöyle yoğurt yaptığım günlük sütlerin 1 litre sütün fiyatı 99'a. Şöyle göstereyim. 2 euro 79 kahvaltıda kullandığımız peynirin fiyatı. Evet arkadaşlar, markalı makarna şöyle 1 kiloluk olanlar, ne yok 1 kilo değilmiş, yanlış göstermeyelim, 500 gramlık şöyle 1.89. diğer markası şöyle makarnalar 89 sente. Bir de böyle de var. Tamam, kenara gel anneciğim bir dakika. Yine aynı kartonda olanlar da şöyle 1.99 fiyatları. Şimdi yağların bölümüne geldim. Şöyle yağların fiyatları da gördüğünüz gibi. Özellikle bizleri Türkiye'den takip eden arkadaşlarımız hep soruyorlar fiyatlarını göster diye, merak edenlerin. Şöyle burada rapsöl varmış 1.99'a. O bitmiş. Ama rapsölü daha fazla böyle kullanan kişi sayısı azdır. Evet, Netolar'ın en güzel suyu. Uzun zamandan beri yoktu, şöyle göstereyim, gelmiş. Bunların da tane fiyatı şöyle 25 kuruş. 1,5 litre su 25 kuruş. Arkasına da atmamış. Evet, şöyle bayağı bir gelmiş. Evet arkadaşlar, şöyle ben 2 tane tereyağından aldım. Çünkü evde vardı, daha önce de almıştım. Milçinte peynirlerimi, şöyle sularımı, toz ekmeklerimi aldım. Burası ilk alışverişimiz. Bir de yumurta almıştım şöyle. Evet. Şimdi bakalım, şöyle sıra sıra gidelim, alışveriş sula, yapalım. Sula hemen aslıyız. Bir tane gelelim. Evet. Alışveriş bahane, biraz gezelim dolaşalım dedik değil mi? Hem prenseslerin gönlü olsun şöyle. Fulya'm canı sıkıldı kaç günden beri evde. Hadi bakalım kızlar. Evet arkadaşlar, şöyle biraz da zepsileri göstereyim. Bakın şöyle kırmızı biberin kilo fiyatı 3 euro 29'a. Şöyle kapya biberi, şöyle göstereyim ışıktan da, kapya biberi. Bunun fiyatı da şöyle 2 euro 39'a. Bu yarım kiloluk. Bir de hemen merak edilen domatesleri göstereyim. 2 euro 99. Valla şöyle gidiyor işte, gördüğünüz gibi. Evet, şöyle kırmızı patates. Kırmızı patatesin şöyle fiyatları da burada yazıyor. 1.49'muş. Kırmızı soğan, kırmızı soğan da herhalde almasınlar diye yarım kiloluk. Şöyle 69'a. 1.39'a tanesi de şöyle kabak var. Bu da genelde böyle bunun yemeği yapılıyor, çorbası falan. Bu şekilde şöyle. En ucuz olan sizlere şöyle bakın. 99'a 1 kilo havuç. Şimdi bunları niye gösteriyorum? Türkiye'deki takipçilerimiz bizlere yazıyorlar. Alışverişi evde gösteriyorsunuz ama bir de markette fiyatları gösterin. Çok merak ediyoruz diyorlar. Yoksa başka bir şeyle göstermiyorum. Şöyle bu da 1.89'muş fiyatı.
Tabii ki şimdi kış ayında olduğumuz için birazcık pahalı fiyatları. Hemen çok sorulan muzu göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar, muzun kilosu da 1 euro 19'a. Bunlar da farklı muz, bu da 1 euro 49'a düşmüş. Elimden geleni sizlere böyle çekmek istedim. Evet arkadaşlar, sizlere az da olsa bugün gittiğimiz marketlerde fiyatları şöyle bir çektik değil mi? Tabii ki çok kalabaydı arkadaşlar, öyle şey olmuyor yani. Gönül isterdi ki bütün merak ettiklerinizi çekelim. Şimdi daha önce bana çok demişlerdi, evet alışverişleri evinizde gösteriyorsunuz ama biz fiyatlarını çok merak ediyoruz diye. Almanya'da olanlar zaten biliyor ama bizleri başka yerlerden, Türkiye'den olsun, Almanya dışından olsun merak edenler. Tamam koy anneciğim hadi. O yüzden çektim. Daha önce de birçok kişi yazmıştı. İşte gittiğiniz yerlerde mobilyayı çekin, beyaz eşyayı çekin. Yani bir sürü şeyler geldi. Sizin merak ettiğiniz ne varsa bizim çekmek istediğimiz, videonun altına yorum bölümüne yazarsanız biz de sizler için çekmeye çalışırız. Hadi bakalım. Etraf kalabalık olduğu için kızların dikkatini çekti değil mi? Birazdan görüşürüz yine. Evet arkadaşlar, evimize geldik sonunda. Ama bugün yine çok koşturduk. Gezmeler falan derken kızlara biraz ayakkabı baktık, kıyafet yerleri. Gerçekten bir alışveriş değil de böyle gezmeler daha çok oluyor. Biraz eziyet oldu ya vallahi. Çok dolu etraf ya. Çok dolu. Gerçekten normalde burada eskiden cumartesi günleri çok öyle kalabalık olurdu. Kasalarda çok beklerdi. Şimdi hafta içi de aynı. Evet. Bir de bu ay ortası düşün yani. Ay başı değil. Evet, sonu değil. Aynen öyle ya. Neyse. Şöyle hemen bir çikolata aldık. Milka. Bu da şeylik. Seven bir kişi bile yiyebilir. Yumurta. Türk bakkalına gidemediğim için bu sefer yumurtalarımı vallahi bulduğum yerden aldım. Bunları böyle nereden aldım? Peni'den. Peni aldım. Bir de le aldım değil mi bu sefer? Evet. Bu sefer şöyle. Peni'den iki tane yumurta aldım le. Peni'den önce de Netto'ya girmiştik. Oradan da ne olur olmaz diye ben aslında bir tane aldım. Hatta şöyle. O da meğermiş böyle. Bir tane bulsun diye aldım. Kaç paraydı ya? 1.90. 2 euro. Evet, 2 euroya. Dediğim gibi daha önce de açıklama yapmıştım videomuzda. Neden böyle fiyatlarını söylüyorum diye. Çok yazanlar oldu. Çok merak ediyoruz işte. Almanya'da fiyatlar nasıl diye. Yoksa ben dediğim gibi Türkiye'dekiler için söylüyorum. İşte Hollanda olabilir, başka yerler olabilir. Almanya'dakiler zaten fiyatlarını biliyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye'de böyle çok birden gelmedi. 30 kuruş, 40 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş fark ediyor. Evet. 30 tane yumurta, burada 30 yumurta 6 euroya geliyor böyle. O yüzden. Eskiden kaç para geliyordu? 4.5 euroya geliyordu. Değil mi 30 tane? Öyle bir şeydi evet. 4.5 euroya geliyordu. Öyle bir şeydi. Şu an böyle 6 euro oldu. Onun için söylüyorum yani. Şöyle ekmek aldım. Yarın cumartesi dedim dursun evde. Ekmeklerimizden siyah ekmeği. Her zaman siyah ekmek alıyorum. Ondan sonra şöyle hemen benim hatta diğerleri karmakarışık. Şöyle cips aldım. Bu cipsleri ben çok seviyorum. O yüzden herkesin sevdiği bir şeyler almaya çalıştım. Ondan sonra şu böyle çok şey, hatta açılmış varsa da göstereyim. Çocuklar okula giderken çok iyi oluyor. Böyle hemen mini mini paketli olduğu için. Tadı da güzel ha. Tadı da çok güzel. Ben bile seviyorum. Şaka değil, ben bile seviyorum hakikaten. Okula giderken hemen böyle ellerine veriyorum. Şöyle bunu da aldım dursun diye. Melih de seviyor onu. Melih de seviyor evet. Şöyle yine kitapları aldık. Nereden aldık şu an? Bunlar Peni'nin galiba böyle. Peni, bu da Peni, hepsi Peni. Evet, Peni'nin böyle. Ondan sonra şöyle havuç aldım. Bunu da böyle Adi'den aldım havucu. O da gayet güzel oluyor şöyle tarator falan yapmak için. Evde bulunsun diye. Çocuklara şöyle su aldım. Evde ekmek yerken hemen açıyorlar böyle. Okulda da çok şey yapmıyorum. Okulda niyeyse içmiyorlar. Normal su daha çok içiyorlar. Herkesin zevkine göre ya ne olacak? Aynen aynen. O yüzden şöyle bir tane mini şey aldık. Bunu seviyorlar diye. Enerji. Enerji aldık. Şöyle hemen sallayalım. Ondan sonra şöyle yine yer fıstığı mı oluyordu bunun ismi? Yer fıstığı. Yer fıstığı. Tam zamanı. Tam vakti. Yer fıstığı şöyle. Yani bazen videolarda şu olabilir. İnsan heyecanlanır ya da aklı başka bir yerde olabilir. Farklı bir şey kullanır söylersin. O yüzden geçen gün çam fıstığıyla Antep fıstığı mı? İşte sormuşlar, siz ona şöyle mi diyorsunuz, böyle mi diyorsunuz? Arkadaşlar bazen böyle yani kamera karşısında kolay değil.
İnsan heyecanlanıyor. Yanlış söylemiş olabilir. Hakikaten kolay değilsin. Kamera çıkarsan, tutsan bazı insanlar ismini söyleyemez i̇şte. Heyecandan. Yani benim hanımın yaptığı iş kolay değil. Hakikaten kolay değil. Ben denedim, zor. Niye? Ben kamera arkasında kolay, biri gören yok. Ben de kamera arkasında elimde kamera olursa evet. Çok güzel yani her şey aklıma geliyor, konuşabiliyorum. Burada bazı günler diyorum ki bunun ismi neydi falan. Kamerayı kapatınca aklıma geliyor. Evet, şimdi bakın bak orada konuşuyor, tek gördü, kamerayı görüyor. Arkada ben varım, başka bir şey göremiyor. O yüzden. Onun için. Yani böyle şeyler olabilir tabii ki de. Dil sürtüşmesi her yerde olabilir. Bazen anlayışla karşılamanız lazım. Şöyle ben her zaman teneke şeyleri daha çok sevdiğim için bana iki tane teneke alındı bugün. Kola kalmamış. Kolayı bulamadık ya. Aynen vallahi. Kızlar şöyle full yapında kendilerine kakao aldılar. Tam 1 litre. 1 litre evet bayağı şeymiş ya. 1 litre yazıyor evet. Şöyle kakao aldılar. Dalda peynirleri aldık şöyle. Dalda peyniri biz her zaman her videomuzda görmüşsünüzdür. Çok kullanılıyor. O yüzden... Zaten Almanlar genel yani şey yiyorlar. Kaşar peyniri çok yiyorlar. Çeşitleri çok fazla. Siyah ekmekle zaten evet. Siyah ekmekle dalda peyniri. Bir tipik Alman şeysi. Akşam yemeği. Aynı fikri gibi. O yüzden... Arkadaşlar bu arada bilmeyenler söyleyeyim. Almanlar akşam yemeği soğuk yer. Sıcak bir şey yemezler. Evet yemek yemiyorlar yani. Kahvaltı türü yapıyorlar. Evet. Bir de ekmekte peynirdir. O yüzden Allah hastanede yatanların yardımcısı olsun. Almanya'da hastaneye yatarsanız ekmek peynir görmekten bıkarsınız. Yani. Aynı şeyler gelir. Reçel... Ekmek, peynir tarzı şeyler. Nane çayı. Aynen. Böyle şeyler. Allah düşürmesin, eksik de etmesin. Yani bizim gibi yemiyor onlar. Şöyle çocuklara yine mişiniti alıverdim. Bu da hangi botumuz? Evet, Türkiye'deki için bu şey oluyor. Süt dilimi diye geçiyor. Süt dilimi, evet. Şöyle eşim kendisine bir tane küflü peynir aldı. Ben onu göstereyim şunu. Bakın arkadaşlar. İtalyan küflü peynir. Hakikaten. Evet, hiç tarzım değildir o yüzden. Ben... O yenmez mi bu ya? Beyaz peynir haricinde, gouda peynir şeyin haricinde yemem. Ama aslında denemek lazım her şeyi. Oo, bir de ucuz ya. Ucuz da evet. Değil. Şöyle peynir aldı kendisine. Ondan sonra zaten sonuna geliyoruz. Şöyle bisküviler malum hafta sonuna giriyoruz. Cumartesi, pazar afiyetle yeriz. Torba delik mi ya? Ne çıkıyor daha alttan maşallah. Evet şöyle balık almış eşim kendisine. Salçalı balık mı? Neyli balık bilmiyorum ki. Salçalı, bezelyeli. Evet. Tereyağı şunları göstermiştim arkadaşlar. Şimdi bu kış aylarında artık her yere geliyor. 2 euro 29'du. Zaten bununla kerik oldu. İkisi kaçınılmaz. Evet. Çok güzel oluyor. Pahancı da bilinen şeydir. Vallahi Almanlar arkadaşlar bizim gibi böyle buta alıp da, buta dediğim, margarin alıp da ekmeklerine sürmüyorlar. Yani tereyağından hiç kaçınılmazlar. Önümüzde yaş dayı vardı, Alman dayısı. Evet. Kaç tane aldı o vallahi ya? Vallahi 8 mi 10 tane mi tek başına. Adam aldı ya, yatırdı vallahi, emekliye yatırdı. Onlar hep böyle tereyağı kullanırlar ekmeklerinde falan. Son olarak şöyle iki toz ekmeği aldık. Evde bunu sundu olur olmaz diye. Şimdi ben bunları güzelce yerleştiririm. Ondan sonra bir karnımızı doyururuz. Öyle yaparız. Yani ne olacak vallahi. Şöyle bir şey arkadaşlar belki siz diyorsunuz ki işte mutlaka diyenler de vardır. Bizi seven de vardır, sevmeyen de vardır. Bu dünyanın geneli böyle. Her zaman aynı. Aynen işte mutfaklarda çekim yapıyoruz, alışveriş gösteriyoruz. Yani burası böyle Türkiye değil. Pazarda kamerayı alıp da gidip pazarcıları çekemezsin. İnsanları çekemezsin. Türkiye'de hiç sorun değil. Herkes herkesin yüzünü gösteriyor. Burada ondan sonra imkan yok. Dediğim gibi iki markette sizlere fiyat göstereyim dedim. Sağdan soldan insanlar yani böyle benim elimde imkan neyse sizlere onu göstermek istiyorum. Bizim de bir şeyimiz var. Bir yere girdik mi dükkan doluyor. Evet. Yani hakikaten öyle bir şeyimiz var. Aynen. Yani Türkiye'de her şeyi çekebilirsin. Mesela özellikle bir düğün oluyor. Adam gidiyor düğünde her şeyi çekiyor. Burada öyle bir şey yapamıyorsun. Tabii. Yani benim adım budur. Elinden de gelen budur. Adım budur. Adım hıdır. Yapacağım budur. Öyle demek istedim. Aynen. Evet. Vallahi daha fazla size değişik şeyler çekmek isterim ama elimden gelen şimdilik bunlar. Allah ne gösterir. Göreceğiz. Evet, göreceğiz. Kaldı mı?